Şu anda çok büyük bir gelişme var son 10 yılda özellikle. Yani filmlerdeki farka bakıyoruz. Türk sineması çok ya büyük bir gelişme içerisinde, özellikle Türk yönetmenler. Yani projeler, biz de tabii hani seyirci olarak destekliyoruz filmlere de giderek. Bu başarılar elde edilmiş dünya çapında. Bu başarıların elde edilmesinin sebebi devletimizde bunlara önem vermesinin sonucudur bence. Destek veriyor ki demek, bu son zamanlarda çok para harcandı bu. Son sinema Mahsun Kırmızıgül olsun. Evet. Çok paralar harcayıp Amerika'da film çektiler. Demek ki bir destek alıyor ki bir yerlerden. Eskiden çekemiyorlardı. Toplumsal ve ekonomik gelişmeyle birlikte her alanda olduğu gibi sanat alanında da gelişme birbirine paralel seyrediyor. Dolayısıyla ekonomik anlamda, toplumsal anlamda, medeni anlamda geliştiğimiz için son 20 yıl içerisinde sinemadaki bu gelişimi görmekteyiz. Çok başarılı. Bence Yeşilçam bitti diyorlar ama Yeşilçam'ın bitmesi bir yandan iyi olmuş. Daha verimli şeyler yapılıyor. Yani daha çok böyle batıya özenilerek yapılan şeyler sinemada çok güzel olmuş yani. Türk sinemasının gerçekten son 10 yılda gerçekten gözle görülür bir değişiklik var. Devlet sanatçılarını, artistleri daha çoğunlukta davet ediyorlar. Bunlar çok güzel şeyler. Onları teşvik ediyorlar. Tabii canım. Onlar da buna karşılık veriyorlar yani. Güzel şeyler bunlar. Yani çok memnunum bu konulardan. Son 10 yılda hem halka daha yakın olan türler veya filmler görüyorum ama onun yanı sıra da bazı grupların daha önce söz dile getiremediği sorunları ve bizim aslında bildiğimiz ama görmemezlikten geldiğimiz toplulukların dilini duyduğumu düşünüyorum. Yeni dünyada bir yerimiz olacak diye düşünüyorum.